يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والستون من شرح العقائد. Bugün Şerhul Akaid'in 65. dersini okuyoruz. Vehiye metindir. Merce nedir? Ey ef'alul ibadi kulluha. İbadların ef'alları kulluha. Yani kullihim değil. İbadların tamamı değil. İbadilerin ef'allarının tamamı. Bi iradetihi ta'ala, Allah'ın iradesiyledirler. Ve meşiyetihi, Allah'ın meşiyetiyledirler. İrem Nibras da kulluayı metinden yapmış. Yok. Metin değil, Nibras'ı alabilir. Metin değil normal. Sanki metin mi var? Metin görüyoruz. Metin. Yani kulluha. Evet. Metin ise metin. Yani bir sıkıntı yok. وَهِيَ اَيْ اَفْعَالُ الْعِبَادِ كُلُّهَا بِاِرَادَتِهِ تَعَالَى وَمَشِئَتِهِ. Allah-u Zülcelal'ın ef'allarının tamamı iradesi ve meşiyetiyledirler. Şimdi قَدْ سَبَقَ اَنَّهُمَا اِنْدَنَا اِبَارَةٌ عَنْ مَانٍ وَاحِدٍ. Daha önce geçirdik bizim yanımızda, ehl-i sünnetin yanında. İrade, meşiyet nedirler? Muradiftirler, maneleri nedir? Aynidir. Oldu mu? Peki niye ikisini zikrediyorlar? Niye ikisini beraber zikrediyorlar? Yok. Niye ikisini beraber zikrediyorlar? Bunlar genellikle ihtiranları var. Yani kelamcıların çoku bunları beraber zikrettiği için bizim müsennef de bunları ne ediyor? Beraber zikrediyor. Oldu. Peki kelamcılar niye bunları ikisini beraber zikrediyorlar? Bizim müsennef onlara uymuş. Onlar niye zikrediyorlar? Onlar da ikisini zikretmeleri atf-ı tefsir cihetiyle. Birini zikretseler, acaba belki murad budur, diğerinin manası farklıdır, vehm edilebilir. Manaları farklı olmadığını, atf-ı tefsir olduğunu belirtmek için kelamcılar ikisini ne ediyorlar? Zikir ediyorlar. Peki, indena ibaratun an manan vahidin dedi. Bu manaları farklıdır diyenler var mı? Evet, keramiler. Diyorlar, meşiyet kadimdir, irade hadistir. Bak, öyle bir itirazları var. Öyle bir itiraz değil de öyle bir farkları var, fark yapıyorlar. Ama bize göre meşiyet de irade de ikisinin de manası aynıdır. Ve ikisi de nedirler? Kadimdirler. Oldu. İkisi ayrı ayrı değil mi Seyyid? Değil. İkisi de manaları aynıdır ve ikisi de nedirler? Kadimdirler. Anlaşıldı değil mi? Vehiye kulluha bi iradetillahi ta'ala ve meşiyetihi bir de ve hükmihi. Allah'ın neyiledirler? Hükmüyledirler. Şimdi ve hükmün manası nedir? Farklı yorumlar var burada. Şarhlar, muhaşiler farklı mana etmişler. Ama Teftazani kendi görüşünü söylüyor. Diyor, وَحُكْمِهِ لَا يَبْعُدُ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ مُسَنَفًا bu قَوْلُ. Yani وَحُكْمِهِ demesi işareten ila hitabi tekvini. Tekvin hitabına işaret olması bay değildir. Yani ne demek? وَحُكْمِدَنْ murat hitab-ı tekvin alabiliriz. Yani hitab-ı tekvin ne demek Muhammed Hoca? Hani kul feyekun. Yani ne demek? İbadların ef'alları Allah'ın iradesiyledir. Tamam. Bir de Allah'ın kun feyekunu iledir. Allah ol demiş olmuşlar. Anlaşıldı değil mi?
ve hükmihi la yabudu en yakune zalike işaren ila hitabi tekvini. La yabudu en yakune zalike, zalike'nin müşarilesi nedir? Hüküm. La yabudu en yakune zalike bu hükmihi musannifin metninde hükmi demesi işareten ila hitabi tekvini. Konu nedir? Kun feyeku. Oldu. Şimdi kun feyekun manası nedir? Yani bir kısım imamlardan diyorlar, yani Allahu Zülcelal kun iradeti şey'e kun emriyle meydana gelir. Kun diyor, hemen kun demeyle oluyor. Anlaşıldı değil mi? Bazılar diyorlar hayır, kundan kun diyor, gaye kundan murad, yani böyle bir lefsin, böyle bir mananın telaffuzu yok. Yani kundan murad Allah'ın onun irade etmesi demektir. Kun demek irade etmek. Yani kun ile irade aynı diyenler var. Bazılar da kun demekten murad, yani Allah'ın irade ettiği şey kun. Nasıl kaf ile nun arasında bir mesafe yoksa, Allahu Zülcelal'ın bir şeyin irade etmesiyle onun oluşu arasında bir ne yok, bir mesafe yok. Yani iradesiyle beraber o şey hemen oluveriyor. Öyle diyenler de var. Ama meşhur nedir? Yüce Allah bir şey irade eder etmez. Ne diyor? Kun diyor. Kun demeyle de ne oluyor? Kun demeyle o hemen oluyor. Orada ademe emir meselesi falan var Allah'ım. He? Orada ne diyorlar? Ademe emir meselesi, caiz mi değil mi falan bir mesele vardı. O ayrı bir konu. Yani bir akli olmayan birine nasıl emir yapılır? Bu bir. Bir de mevcut olmayan bir madume nasıl emir yapılır? Emir yapılması burada yani bir fiili ihtiyari talep ediliyor değil. Onun vücuduyla emir yapmak, onun vücudunu irade etmek demektir. Yani en bariz cevabı budur. Buradaki emir istilahi bir amir var, bir memur var. O memurdan bir şey talep edilir. Öyle değil ki, hatta diyelim buradaki memur madumdur. Nasıl ondan bir şey talep ediliyor? Buradaki bir şeyin vücudunun emri demek, onun oluşunun iradesi demektir. Oldu. Tabi bu sefer hani kun dedik ya, eğer kun bir kelam-ı nefsi veya lefsi ihtilaflidir. Nefsi desek farkın bir ihtiraz olur. Lefsi desek farkı ihtiraz olur ama aslında o ki nefsidir, lefsi değil. Lefsi olursa bu da bir şeydir. Buna da bir emir lazım. O da bir şeydir, ona da bir emir lazım. Bu mesele artık devam ediyor teselsül. Hulasa buradaki kundan murad emri nedir? Nefsidir. Oldu. Kelam-ı nefsidir yani. Yani hitab-ı tekvin diyoruz yani. Kulla hitab bu yani nefsi bir emirdir. Lefsi değildir. Eğer lefsi olursa kun kendisi de bir lefistir. Bu da bir nedir? Bir şeyin, bu da bir mevcuddur. Buna da bir kun lazım. O da bir lefs ise bir mevcuddur. Ona da bir kun lazım. Teselsül lazım gelir. Burada da diyor وَهَلْ هُوَ كَلَامُ نَفْسٍ اَوْ لَفْسِيُنْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ نَفْسِيُنْ Niye nefsidir? اَمَّا اَوَّلًا فَلَيَنَا لَفْسِي حَادِسٌ فَيَحْتَجُوا اِلَى خِتَابِ كُنْ Eğer nefsi alırsak kendisi hadistir, o da bir kuna muhtaç. وَاَمَّا السَّانِيَنْ فَلِيَنْ لَا يَكُنَ الْوَاجِ مَحَلًا لِلْحَوَادِسِ فَلِيَنْ لَا يَكُنَ الْوَاجِ mahallen lil havadisi. Hani kun lefsi alırsak hadis değil mi? Hadis. Kimden sadır oluyor? Vacib Allah'tan. Olur. Vacib vücud. O zaman Allahu Zülcelal vacib, havadisler mahalle oluyor. Bir hadistir, teselsül lazım gelir. Ona da bir hitap lazım. Bir daha hadistir, vacib vücuda kıyamı lazım gelir. Anlaşıldı değil mi? O zaman ne alıyoruz? Biz diyoruz burada kelam-ı nefsidir, lefsi değildir. Vakadiyyetihi. Vakadiyyetihi. Ey kadaihi.
Ey ne? Ey kadaihi. Anlıyorsunuz değil mi? Yani ne demek? Ef'alul ibadın tamamı Allah'ın kadiyesiyledirler. Ne demek kadiyesiyledirler? Kadasıyledirler. Kadiyet demek burada, hani kada kader diyoruz. Kadiyet demek, kada demek. Peki kada ne demek? Bazen kada ile kaderi karıştırıyorum, yerlerini değiştiriyorum. Kada ve ya ibaretun anil fi'li ma ziyadeti ihkami. Kada ne demek? İhkam, ahkam. İhkam, ahkemenin meselidir. Ahkam, hükmün neyidir? Cem'idir. Yani burada ma ziyadeti ihkam, ihkam yani kuvvetun la yumkinu li ahadin tagayyuruhu. İhkam öyle bir kuvvet ki, yani ihkamın tarifinde iki tabir kullanılır. Bir ihkam yani kuvvetun bihaysu la yumkinu li ahadin tagayyuruhu. Öyle bir kuvvet ki kimse onu değiştirecek güce sahip değil. Bazıları diyorlar ihkam demek yani ihtimalun alel hikmeti vel meslahati. Anlaşıldı değil mi? Biraz önce hani hükmü dedik, hitab-ı tekvine işarettir. Neye işaret dedik? Bu da sifet-ü tekvine işarettir. Sifet-ü tekvine nedir? İşaret. Oldu. Şimdi kadanın tefsirinde bir sürü ne var? Görüşler var. Onlardan bir tanesi nedir? Meşhur olan lugav-ı manadır. İhkam demek, kada demek, ihkamu şey'i demek. Bir şeyi muhkem kılmak. İster fiil, ister kavl. İkinci bir tabir Eşairelerin tabiridir. Diyorlar kada ne demek? El iradetul ezelliyetul mutaallikatu bil mevcudatil kaineti fima la yezalu. Nedir? El iradetul ezelliyetu. Ezeli bir iradedir. Ama el mutaallikatu bil mevcudati o mevcudatlar da el kaineti fima la yezalu. Yani ezelde Allah-u Zülcelal'ın gelecek olan mevcudatlara iradesinin taalluk etmesidir kadası. Anlaşıldı değil mi? İradetul ezeliyetu el mutaallikatu bil mevcudati el kaineti fimalla yezalu. Oldu. Bu da şairlerin tabiri. Bir de felsefecilerin tabiri var. Burada Nibras'ta geçiyor. Diyor ilmu ta'ala bima yenbagi en yakunel mevcudatu aleyhi. Yani mevcudatlar neyin üzerine olacağını Allah-u Zülcelal'ın onları ezelde bilmesi demektir. Mesela Allah ezelde bu kainatın, bu ekmel nizam üzerine olacağını bilmiş. Allah-u Zülcelal'ın bu kainatının bu şekil bilmesi, ilmu bima yenbagi, buna ne denilir? Kada. Kada denilir. Oldu. Bazı... Kaderle aynı gibi oldu değil mi? Değil. Kaderle aynı gibi oldu. Kada, kader. Çünkü kader yani mesela bizim manetimize göre buna yakındır. Şimdi ona dönelim. Bazılar da diyorlar Allah'ın kadası demek kıyamete kadar olacak olanların her şeyinin levh-ül mahfuz'a kaydetmesi demektir. Yani isbatul kainati fil levh-ül mahfuz. Anlaşıldı değil mi? Hulasa lugavilerin lugavi bir manası var. Eşairelerin kullandıkları bir islahları var. Felsefecilerin kullandıkları bir kadam manası var. Tabi felsefeciler bizim kadere vermiş olduğumuz manaya benzer bir mana veriyorlar. Bir de eşairelerin bir kısmının kullanmış oldukları bir tabir var. Oldu. Ama özet olarak ben bazen öğrencilere şöyle diyorum. Hani bilgisayarda bir program çiziyorsun. Somut bir şey yok. Düğme basarsın çıkar. Nasıl çıkar? Orada nasıl ayarlanmışsa o şekil çıkar. Allah-u Zülcelal'ın kadası
ezelde her şey ayarlanmış. Yani bilgisayarda bizim bir şeyler ayarladığımız gibi. O kader değil mi? O kaderdir. Ben kadam dedim. Bu kaderdir. Ezelde her şeyin, olacak olan her şeyinin ayarlanmasıdır. Onun icadı da nedir? Kadar. Onun icadı da kadadır. Düğmeye basmamızdır. Yazıcıdan internet bilgisayardakini çıkartmamızdır. Yani buna benzetiyorum. Yani kader planı çizmek demektir. Kada onun pratiğe dökmesi demektir. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Tamam. Ve ya ibaret anil fiyeli ma ziyadeti yahkamin. Şimdi mu'tezileler bize itiraz yapıyorlar. Diyorlar siz diyorsun her şey Allah'ın kadasıyledir. Öyle değil mi? O zaman küfür de Allah'ın neyledir? Kadasıyledir. Maasiler de Allah'ın neyidir? Kadasıdır. E tamam. Olsun. Peki bize dönüp diyorlar ki peki ridai bil kada kader vacip değil mi? Vacip. Madem küfür Allah'ın kadasıyledir, maasiler Allah'ın kadasıyledir, onlara rıza göstermek o zaman vacibdir. E bu sefer küfre rıza göstermek küfürdür. Nasıl oluyor bize diyorlar. Soruyu anladınız mı? Bunun, küfür rıza küfürdür. He, şimdi bunun cevabı iki tanedir. Bir, meşhur cevabını tek söyleyeyim. Biz diyoruz, kadaya rıda vacibdir. Mahdiye rıza vacip değil. Küfrün kadası ayrı, küfür. Küfür mahdidir. Kada değildir. Şimdi Allah bu kalemi kada etmiş. Bu kalem mahdidir. Kadaya taalluk eden kada ayrı, yani küfre taalluk eden kadaya rıda vacibdir. Mahdi olan küfre rida vacibdir dememişiz ve bunu gerektirmiyor. Rida bil kadai vacibun. Küfür kada değil ki, küfür mahdidir. Mesela anladınız değil mi? Yani mef'ula biz rida göstermiyoruz. Onun icadına, onun icadı Allah'ın sıfatıdır. Ona rida gösteriyoruz. Mesela bir adam güzel bir şey yapıyor. O yaptığı şeyi sen hoşuna gitmiyorsun. Sen ona rıza göstermiyorsun. Ama hakkından gelebildiği, becerekliğini gösterdiği, onu yapabilme kabiliyetini, hünerini gösterdiği, sen ona rıza gösterebilirsin. Yaptığı şeyi sen normalde beğenmiyorsun. Faydasız görüyorsun, lüzumsuz görüyorsun. Ama onun onu yapması senin hoşuna gidebilir. O da bir maharet gösterdiği. Yani rida-i bil kada vacibdir. Küfür kada değil ki. Harun Reşid'in o iğneye iplik atan adamın gibi. He, aynı onun gibi. Şimdi devam ediyoruz. La yuqalu. Lev kanel küfür bi kada illahi ta'ala le vecebe rida bihi. Eğer küfür Allah'ın kadasıyla olmuş olsaydı o zaman le vecebe rida bihi binne bil küfür. Bihideki demir küfre gider. Anlaşıldı değil mi? La yuqalu lev kanel küfürü bi kadai la itan le vecibe rida bi küfürler rida nedir? Vacip gelirdi. Niye? Lianne rida bil kadai vacibun. Çünkü kadaya rıza göstermek o nedir? Vacibdir. Niye? Çünkü Allah'ın fiilidir. Allah'ın fiiline itiraz yapılır mı? Hayır. Allah'ın kadasına rida vacip olduğuna göre küfürde Allah'ın kadasıyla ise o zaman rida-i bil küfür vacip olur. Halbuki vel lazimu lazim nedir? Rida-i bil küfür batilun. Lazım batıldır. Niye? Yani rida bil küfrü küfrün. Rida-i bil küfür nedir? Küfürdür. Anlaşıldı değil mi? Peki lazım batıl olunca o kısa kesti. Lazım ceza şarttır. Nedir? Le vecebe rida bil küfridir. Bu batıldır. E bu lazım batırsa
Melzumi de batıldır. O zaman levkanel küfür bi kadâillâhi, o zaman küfür Allah'ın kadâsıyla değil. Ve lazimu batilun fel melzumu misluhu, onu söylemedi zahar bariz olduğu için. Anlıyorsun Muhammed Hoca? Hı. Tamam. Olmadı. Söyle ne olmadı? Bu son söylediğim. Hani ve lazim batilun. İllazim batılsa rida bil küfür batıl. Tamam. O zaman bu neyin lazimidir? Küfrü bi kada illahi. Allah'ın kazası. O zaman o da batıl olur. Hı. O zaman küfür Allah'ın kadasıyla değildir demek. O zaman her şey Allah'ın kadasıyla değil. Bak küfür, maasiler onun kadasıyla değil. Kadasıyla olursalar, küfür Allah'ın kadasıyla olursa küfre rida yükselmek lazımdır. Küfre rıza yükselmek batıldır. O zaman küfür bi kada illahidir. Bu da batıldır. O zaman bu daha ortaya çıkar. Her şey Allah'ın kadasıyla değildir demek. Onlar bize öyle diyorlar. Oldu mu? La yuqalu lev kanel küfür bi kada illahi ta'ala levecebel rida bihi bil küfür lianne rida bil kada'i vacibun ve lazimu batılun lianne rida bil küfri küfru. Biz orada şey mi tefesim? Vel mevzumu da batılun. He, o zaten murattır. Burada gaye lazımın batılın butlanı ortaya koymak değil, o zaten barizdir. Gaye bu batıla yol açanın butlanını ortaya koymaktır. Melzumun butlanını ortaya koymak lazımdır. Melzum kada illa değil mi? Feruşşart, ceza şart. Burada değişebilir başka yerlerde. Lazım, ceza şart. Melzum, feruşşart. Burada lev şartya değil midir? Kanel küfrü bi kada illahi onun feruşşartidir. Levecbe rida bihi o cevabı şarttır. Cevabı şart lazımdır. Feruşşart melzumdur. Burada lazım vücubul kadâi bihidir. Melzum kevnul küfrü bi kadâ illâhidir. Oldu. Ama her yerden lazım melzum değişir. Mesela anlaşıldı değil mi? Onlar böyle diyorlar. Onlar böyle diyorlar. Şimdi biz onlara cevap veriyoruz. La yuqalu. Niye la yuqalu? لِأَنَّا نَقُولُ الْكُفْرُ مَقْضِيُّنْ لَا قَدَاءٌ. Biz diyoruz küfür kada değil ki. Küfür maktidir. وَالْرِدَا اِنَّمَا يَجِبُ بِالْقَدَاءِ دُونَ الْمَقْضِيِّ. Rida kadaya vacibdir. Kadaya rıza göstermek vacibdir. Çünkü Allah'ın fiilidir. Maktiye rıza göstermek vacip değildir. Hulase burada sual مَبْنِيُّنْ عَلَى الْمُغَالَتَةِ. Yani sual yapan mugalata yapıyorlar. Veyahut da iştibah yapmışlar. Yani kada ile makdiye karıştırmışlar. Yahut da mugalete yapıyorlar. Yani makdi için olan bir şeyi kadaya nispet ederek mugalete yapıyorlar. Yani bizi şaşırtmak için, bizi ilzam etmek için. Anlaşıldı değil mi? Yani burada suale bir mugaletedir. Kada makdi ile karıştırmasının neticesinde bir mugalete oluşuyor. Sual o mugaleteye binaendir. Anlıyorsunuz değil mi? Cevap da bir tenbihe binaendir. Yani onlar kada makdiyi iştibah etmişler. Biz de onları uyarıyoruz. Diyoruz, bu sizin söylediğiniz kada değildir. Bu makdidir. Kadaya rıza göstermek vacibdir. Makdiye vacip değildir. Oldu. Bakın ibare okuyayım size. Yuridu enne suale mughalatatun min iştibahil kadai bil makdiyi. Ve la şeke ennel kadaa tekvinun vel kufre mükevvenun. Farklı şeyler. Ve tekvinun gayrun mükevvenun. Aynı değil. Ve rıda innema yecebu bit tekvini fakat. Oldu. Mesela bunlar eşarilere bir şeyler çıkmaz mı? Hı? Eşarilere. Ne çıkar? Tekvin mükevvenun aynısıdır diyorlar diye. Onu karıştır. Tekvin mükevven aynıdır. Zaten bu da eşaridir. Zaten tekvin mükevven aynısı fikri üzerine İbn-i Hummam, İbn-i Ebi Şerif alimler çoğu bu fikir dediler. Ve o münakşa yetediler. Neredeyse lefsi yaptılar. Yani tekvin mükevven aynısı dedi. Ne demek? Yani bu hades, bu mef'ul aynıdır değildir. Gayeleri yani haricen mükevven ari bir şey, tekvin ari bir şey olsun. Haricen iki bir varlık, iki mevcut yoktur. Haricen tekvin mükevvenin aynısıdır. Ne demek? Yani haricen tekvin mükevven dediğimiz ortamda bir şey var. Bu nedir? Mükevvendir. Onun dışında tekvin denilen bir mevcut yoktur.
Onun üzerine artık durmuyoruz. Oldu. Bu soru onlara, bu soruyu eşarlara yöneltemezler mi? Hangisi? Biz dedik ya, tekvinu gayrul mukevveni. Yani tekvin gayrul mukevven. Tamam. Tekvinu gayrul mukevven. Yani tekvin mukevvenin aynısıdır. Diyelim kada makdinin neydir? Tekvin vel küfrü mükevveni ve tekvinu gayrul mukevveni. Yok. Tekvin mükevvenin gayrisidir. Yani zat olarak gayridir. Hani eşariler diyor aynıdır. Sen diyorsun gayri demiş değil mi? Şimdi tekvin mükevveni aynı zat olarak gayridir. Doğru. Eşariler diyorlar aynıdır. Aynı ne demek? Yani haricen somut bir şey olsun, mükevven olsun, ikinci bir somut bir şey olsun, ona da tekvin denilsin. Haricen öyle iki bir şey yoktur. Yoksa onlar hani orada da geçmişti ya, yani hades olan tekvin ile aynı olan, cevher olan mükevven nasıl aynı olur? Eşari nasıl bunu söyler? Ha, onların gayeleri yani haricen mükevven tekvin denilen iki şey yoktur. Gayeleri budur. Yoksa hades, tekvin, mükevven, o hades, o cevher aynıdır zaten demezler. Bu itiraz onlara varit olmaz. Oldu. Yani onlar tekvin mükevven aynısı da bizim bildiğimiz anlamda aynı demezler. Bu bariz bir şeydir. Nasıl akli biri kalkar vurmak ile medrub aynıdır diyebilir. Zihinde ayrı olduğunu zaten kabul ediyorlar demiştik. Herkes kabul eder. He. Zihinde, akılda, manada farklı şeyler. Onlar aynı harici diyorlar. Gaye haricen somut iki şey yoktur. Ve takdirihi. Her şey Allah'ın neyledir? Takdiriyledir. Takdir nedir? Bakın. Allah'ın takdiriyledir. Takdir nedir? وَهُوَ takdir, تَحْدِيدُ كُلِّ مَخْلُقٍ Tahdid ne demek Muhammed Hoca? Sınırlandırmak. Sınırlandırmak, tayin etmek. Aynen. Zaten bir şey sınırlandırdın, ne etmiş oluyorsun? Tayin etmiş oluyorsun. تَحْدِيدُ كُلِّ مَخْلُقٍ Her mahluku ne etmek? Tayin etmek. بِحَدِّهِ الَّذِي يُوْجَدُ بِهِ Hangi hadle meydana geliyorsa onu o şekil tayin etmektir. Mesela min husnin, husn bir şekilde tayin edilmiş. Ve kubhin, kabih mi? Ve nef'in, ve derrin, ve ma yahvihi o şeyi ihate eden min zamanin ve mekanin, ve ma yeterettebu aleyhi, o mahluk üzerine ilede yapılacak olan şey üzerine ne terettüb eder? Sevap mı eder? İkab mı eder? İşte tahdidu kulli mahlukin bihadillezi yücedu aleyhi. Yani ezelde bir şey nasıl olması gerekiyor ise o şekil onu ayarlamasıdır. İyi midir? O şekil ayarlı. Kötü müdür? Menfaatli midir? Zararlı midir? Onu ihat eden zaman, mekan nedir? Ne miktardır? Ne zamandır? Onun üzerine sevap ve ikab ne terettüp ediyor? İşte herhangi bir şeyi ezelde bu sınırla sınırlandırması demektir takdir. Benim dediğim bu değil midir? Bilgisayarda önceden bir şey ayarlamışsın, bir evin fotoğrafını yapmışsın, basarsın, o çıkar. Veyahut da akılda bir şey tasavvur ediyorsun, bilgisayar değil. Aklında kağıt üzerine bir şey çiziyorsun, bilfiil yapıyorsun. Veya zihninde bir bina tasavvur ediyorsun, böyle bir ev yapayım usta olarak, kalkarsın o şekilde edersin, yaparsın. İşte takdir demek, o ev nasıl olur? Kaç kapısı olur? Kaç penceresi olur? Nasıl olur? Onu zihninde tasavvur ediyorsun. Allah-u Zülcelal ezelde fîmâ lâ yezâlda meydana gelen her şey nasıl ayarlanmış ise olacak ise o şekil ayarlamasına takdir denilir. Olmadı Muhammed Hoca. Yani tasarlama kelimesini biz kullanamayız Allah-u Teala hakkında. Yok yok, o biz hani kendi şeyimizden. Allah-u Zülcelal fîmâ lâ yezâlda. Yani ezelde hiçbir şey yok, bir şey yokken kıyamete kadar olup biten şeyler nasıl olması gerekiyor, nasıl olacaklar ise o zaman onu tayin etmesi demektir takdir. Ona zamanı gelince ona muhalefet mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Niye? Allah onu o şekil bilmiş. İlmi o şekil taalluk etmiş. O şekil olmasa cehl olur, haşa. Şimdi ezelde Allah'ın takdiri
tahdidi her şeye taalluk ettiği gibi ilmi de ne ediyor? Taalluk ediyor. İradesi de ne ediyor? Taalluk ediyor. İrade, ilim, takdir bunlar beraberdirler. Oldu. وَهُوَ تَحْدِدُ كُلِّ مَخْلُقٍ بِحَدِّ الَّذِي يُوْجَدُ بِهِ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ Anlaşıldı değil mi? Bir şey Allah-u Zülcelal hasen takdir etmişse zamanı gelince hasen şekli olur. Kubuh ise kubuh olur. وَالنَّفْعٍ وَالدَّرِّ Bakın nef der iki şeydir. Nef der yani o mahlukun başka şeylere nef eder veya başka bir şeyin ona nef'i der. Anlaşıldı değil mi? Nef'i der, ondan başka başkaların isabet de olabilir, başkalardan da ona isabet edilebilir. Yani buna ne zarar gelebilir? Veya bu başkasına ne zarar verebilir? Bu hepsi ayarlanmış. Buna ne menfaat verilebilir? Başkası buna ne menfaat verebilir? Anladınız mı ne diyorum? Evet. Şimdi burada nefe der. Başkasının ona nefe derri olabilir. Başkası onun gibi bir mahluk da olabilir, halık da olabilir. Veya onun başka bir mahluka nefi veya derri. Kaç ihtimal olur? İki. Üç. Eğer başkasından geliyor ise, başkası Allah da olabilir, onun gibi bir mahluk olabilir. Eğer ondan başkasına giderse o mahluka gider. Nef'in ve darrin mi hocam? Dararin değil mi? Dararin de olabilir. Benimki derrindir. Ben de karışmış. Burada, İkisi de caiz. Hangisi ise silme. Bak burada dararindir. Oldu. Ve ma yahvihi. Yahvinin faali o maya, o mahluk. Kule mahluka gider. Yok. Maya gitmiyor. Yahvinin faali kulli mahluka gider, himaya gider. Sinan şeyde tam tersi yapmış. Ne diyor? Yuhitu demek ey yahvihi ey yuhitu ve damirul müstetiru fi yahvihi a'idun ila ma ve damirul barizu ila el mahluk. Ramazan Efendi demiş. Dur bakalım. Doğru. İnan Ramazan Efendi sen doğru söylüyor. Ve ma o şey ki yahvihi mahlukun ne diyor? Ha, doğru. Ben yanlış söyledim. Bakın o şey ki bu mahluku ihat ediyor. Şimdi zaman mahluku ihat ediyor. Mekan onu ihat ediyor. Bu benimki de burada eyyeşmelu ala hazin mahluk bu yahvihideki demir beyan ediyor. Tamam. Ve ma o şey ki yahvi ihat ediyor. O ma hi o mahluku. O ma nedir? Min zamani ve mekani. Mekan zaten ihat ediyor. Zaten min zamanı beyanu madir. Man beyanidir, doğru. Ve ma yeterettebu aleyhi min sevabin eğer taat olursa. Öyle değil mi? Öyle. Ve ikabin eğer ne olursa o fiil masiyet olursa. Oldu. Şimdi dikkat edin. Nef'in ve derrin. Bu demine dedik Allah'tan da gelebilir, bir mahluktan da gelebilir. Ama o ma yeterettebu aleyhim sevabin muhakkabin bu sade abdın fiili olursa. Şimdi o bir önceki fiiller hani nef'in derrin bu abden nezaren de olabilir, halıkan nezaren de olabilir. Ama eğer sevap ikab teratüb edecekse o mecbur neyin fiyeli olur? Abdın fiyeli olur. Mücahit anlamadı. Yani o fiyel ki nefeder teratüb ediyor. Allah'ın da olabilir. Abdın da olabilir. O husun kubhun teratüb edi fiyel. Allah'ın da olabilir. Gayri de olabilir. Cihetler farklıdır. Tafsilerine girmiyorum. Ama sevap ikabın o zaman mekan itibariyle Allah'ın da olabilir. Gayri de olabilir. Ama sevap ikabın teratüb ettiği fiil abdın olmalıdır. O da zahir olarak abdındır. Yani yine halkı Allah'ındır. Yani kesb itibariyle, zahir itibariyle abdındır. Oldu Muhammed Hoca. Hı. Mesela o
Allah'ın da olabilir, abdın da olabilir, insanın gayrisi de, diğer hayvanlarınki de olabilir. Öyle değil mi? Hayvanların da fiilinden nef ve derer teretüb edebilir. Zaman mekan ihate edebilir. Hüsn kubh ihate, hüsn kubhi olabilir. Ama sevap ikab, mükellefin dışında ne halıkın fiili, ne herhangi bir hayvanın fiili buna girmiyor. Herhangi bir mahlukun fiili buna girmiyor. Bu sade sevap ikabın terettüb ettiği fiil ancak mükellefin fiili olabilir. Diğerler mükellef, gayri mükellef, zil hayat, gayri zil hayat, halık, mahluk hepsini olabilir. Ama tahdid edilen şey bu sevap ikab oluyor. Nasıl? Tahdid edilen şey, yani o tahdiddir ya. Evet. Tahdide menar olan şey, o ma yeterattab aleyh, yani sevap ikab olur. Sevap ikab tahdid ediliyor yani. Yok, o şey sevap ikabla tahdid ediliyor. Hani tahdidu kullu mahlukun bi haddihi. O had nedir? Ellezi yücedü bihi. Bu hada girer. Yani şey haddiyle yücedü. Neyle mevcut oluyorsa o haddiyle bir şeyin tayin edilmesi. O mevcut olacağı haddi ne olabilir? İyi midir, kötü müdür, sevabli midir, ikabli midir, nefli midir, dererli midir? Bir gün, falan günde olur, falan günde olur, falan yerde olur, başka yerde mi olur? Bu o mahlukun haddine giriyor. Manevi atfı oldu o zaman. Maya yeterattabu. O maya yeterattabu nerede? Ha, bak. Min husnin ve kubhin ve nef'in ve derrin ve ma yahvihi ve ma yeterattabu. Ve ma yeterattabu ma yahvi üzerine atıftır. Hepsinin beyanidir. Bi haddihi lezi yücedü bihinin beyanidir. Mücadele oluyor mu olmuyor mu? Bitti. وَالْمَقْسُودُ Mustanif'in bunları söylemeli maksudu nedir? Hani ne diyor? Diyor وَهِيَ كُلُّهَا بِاِرَادَةِ اللّٰهِ وَمَشِئَتِهِ وَحُكْمِهِ وَقَضِيَتِهِ Öyle değil mi? وَتَخْدِيلِهِ Mustanif'in bunları söylemekten maksudu amacı nedir? Diyor وَالْمَقْسُودُ Tamimu iradetillahi teala ve kudretihi. Maksud Allahu Zülcelal'ın iradesini. Öyle değil mi? Yani vel maksudu ve takdirihiden maksud değil ha. Baştan buraya kadar. Vel maksudu tamimu iradetillahi teala ve kudretihi lima merre min ennel kulle bi halkillahi ve hu yessedil kudre vel irade adil mikre filan. Bakın dikkat edin. Diyor vel maksudu tamimu iradetillahi teala. Allah'ın iradesini ve kudretini ne etmek? Tamim etmek. Amaç budur. Ya bir derse tamam Musa'nın maksudu Allah'ın iradesini ve kudretini tamim etmek. Bu doğru mu? Bu yerinde mi? Evet diyor İmam Merre. Geçirdiğimiz sebepten dolayı. Neyi geçirdik? Min ennel kulle. Min ennel ne? Kulle. Bütün efallar. Bütün ne? Bütün efallar. Bir halkillah. Allah neyle diler? Halkillah. Yani bütün efal, bütün efallar diyoruz. Gaye abdın ihtiyari efallar. Murat odur. Yani ihtiyari olan odur. Mahatul fayda odur. Yoksa diğerleri muhteziler de kabul ediyorlar. Hepsi nedirler? Bir halkillah. Allah'ın halkıyladırlar. Yani bütün mahlukatlar, bütün mahlukatların efalları bihalkillahi. Allah neyledirler? Halkıyledirler. E tamam Allah'ın halkıyledirler. İrade, kudretin ne alakası var? Tamam Allah'ın halkı bütün mahlukatlara ne ediyor? Taalluk ediyor. Ama bu ayrı bir şeydir. İrade ile kudret ayrı bir şeydir. O amdır. Bunların amlığı nereden çıkar? E diyor ve huve halk da yestet'il kudreti vel iradete. Yani kudreti olmayan biri halk yapabilir mi? Yapamaz. İradesi olmayan yapabilir mi? Yapamaz. Hatta ve huve yestet'il kudrete vel iradete vel ilme. İlmi de gerektiriyorlar. İlmi olmayan, kudreti iradesi olup ilmi olmayan yine yapamaz. Anlaşıldı değil mi? Niye halk kudret iradeyi gerektiriyor? Bak niye ilmi söylemedi? İlim barizdir.
Herkes onu kabul ettiği için söylemiyor. Niye halk kudret irade istiyor? Li ademil ikrahi vel icbari. Çünkü ne yoktur? Allah'a icbar yoktur. Allahu Zülcelal'a ne yoktur? İkra yoktur. Şimdi bu li ademil ikrahi vel icbari bu neyin delilidir? İrade ile kudretin isbatın delilidir. Yani ne demek? Allahu Zülcelal ikrah icbardan tenzih yapmak vacip değil mi? Vacip. İmanım ikrah icbardan tenzih vacibdir. O zaman Allahu Zülcelal yaptığı şey hiçbir şey mecburi yapmamış. Cebri yapmamış. Ya ne yapmış? Kendi iradesiyle, kendi ihtiyarıyla demek yapmış. Eğer Allah bir şey kudretiyle, iradesiyle yapmamış dersek o zaman birilerini icbariyle yapmış. Birilerini ikrahıyla yapmış. Halbuki Allah Zülcelal icbar, ikrahdan tenzihi nedir? Vacibdir. Madem ikrah icbardan tenzihi vacibdir, madem Allah Zülcelal'e ikrah icbar yok, o zaman kudret, irade var. İkrah icbarda lef-u neşim var, mürettep, müşevbaşmanın belli mi? Yok, bunlar aynı. İkrah icbar, telazum var aralarında. Veya aynıdır diyebiliriz. Oldu. Şimdi dikkat edin, bakın, halk neyi gerektiriyor? Kudret. Halk, kudret iradeyi gerektiriyor. Niye halk kudret iradeyi gerektiriyor? Dikkat edin. Çünkü halkta Allah'ın icbarı yok. Halkta Allah'ın ikrahı yok. E zaten halk bir şeyin halkı. Eğer icbari ikrahı değilse ne olur? İrade olur, ihtiyari olur. Öyle değil mi? Hulâsa Allah her şey Allah'ın halkıyla midir? Evet. Allah'ın halkıyla olan mecbur. Madem her şey Allah'ın halkıdır, Allah'ın mahlukudur. Kudreti gerektiriyor, ilmi gerektiriyor, iradeyi gerektiriyor. Niye? Çünkü ikrah, icbar yok. O zaman kudret, iradeyi gerektiriyor. Cehilden tenzih vacip, o zaman ilmi gerektiriyor. Ama ilim meşhur olduğu için, kimse ihtilaf etmediği için onu zikretmemiş. Oldu. Yoksa ikrah, icbar, cehil Allah'a olmadıkları için, Allah'ın bunlardan tenzih vacip olduğu için halk madem Allah'ın halkında madem ikrah yok, madem icbar yok, madem cehil yok, o zaman ne var? İlim var, kudret var, irade var. Oldu. Pek fe in qile fe yekunul kafiru mecburen fi küfri. Eğer her şey Allah'ın fiiliyledir, Allah icbarı yok, Allah mecbur değil, her şeyi iradesiyle yapmış. Her şeyi yapmış ve her şeyi iradesiyle yapmış. O zaman kafirin küfrünü Allah yapmış ve kendi iradesiyle yapmış. O zaman kafir burada mecbur. Mecburdur. Hani Türkçe mecbur diyoruz, Arapçada cebirden gelme mecbur. Fenkile feyekunul kafir mecburen fi küfrihi. Kafir küfründen ne olur? Mecbur. Mecbur olur. Vel fasiku fi fiskihi. Fasık fıskından ne olur? Mecbur olur. Yani yapmama şansı yok. Yapmama şansı yok. O zaman فَلَا يَسِحُّ تَكْلِفُهُمَا بِالْاِمَانِ وَطَعَةِ Burada laf neşe murettep. Madem kafir küfürle mecburdur, o zaman iman teklifi ona yapılmamalıdır. Madem fasık fıskında, masiyetinde mecburdur, taatla mükellef olmamalıdır. Anlaşıldı değil mi? Mükellef olmayan bir kişiyi cezalandırmak, öyle değil mi? İkabla cezalandırmak o da caiz değildir. Çünkü onun elinde değil. Oldu. Kafir küfüründe, fasık fıskında yer mecbur ise kafir imanla, fasık ibadetle mükellef değil. Mükellef değilse o zaman imanın terkinde, küfrün taatın terkinde o zaman cezalandırılmaması lazım. Oldu. Fenkile feyekunul kafir mecburen fi kufri vel fasku fi fiski fe la yesu teklifuma bil iman ve taati. Kulna biz diyoruz innallaha teala erade minhumel kufre vel fiske. Evet, kafirin kufru, fasıkın fıskını
Allah ne etmiş? İrade etmiş. Allah irade etmiş. Allah yaratmış. Ama cebri değil. Bi ihtiyarihima. Bi ne? Bi ihtiyarihima. Allah kafirin küfrünü onun iradesiyle ihtiyar etmiş. Fasıkın fıskını onun ihtiyarıyla ne etmiş? İrade etmiş. Yani ne demek? Kafir küfrünü ne etmiş? Kafir küfrünü ihtiyar etmiş, Allah da onu irade etmiş. Peki hocam bir şey sorayım burada. Onun iradesini... Dur bitirelim. Ha nasıl? Onun iradesi, o ihtiyari iradesini kim irade etmiş diye sorulmaz mı orada yani? O irade... Onun ihtiyari, fasıkın ihtiyari iradesini. Fasıkın iradesini diyelim. Fasıkın küfrünün ihtiyarı diyelim. Küfrünün... Şimdi buna hani biz kesip dediğim şey var ya, onun ihtiyarı demek yani orada bir şeyin halkı demek değil. Bir şeyin kesbi demek. Yani bir abid, bir fiilli, hani biri öldürdü. Bunun kesbi abid yapmış. Halkı Allah yapmış. Abid o kesbinden dolayı yargılanıyor. Ha kesip nedir? Kesip kime göre? Meyalanul kalbdir. Kime göre? O harekelerin teşebbüsüdür. O harekelerin neydi? Teşebbüs. Şimdi adam diyen tetiğe basıyor. Veya birine ne vuruyor? Bıçak vuruyor. Şimdi hani hasıl bil mesel, mesel ile hasıl bil mesel geçti ya. Şimdi bu hareket, bu gidip gelme abid bununla mükelleftir. Bunun icadıyla mükellef değil. Onun öldürmesi Allah yapar. Bu harekenin icadı da kim yapıyor? Allah yapıyor. Adam bıçak götürdü, vurdu. Bu harekenin icadı Allah yapıyor. Ama bu harekenin kesbi abid yapıyor. Bak icat Allah'ındır. Bu harekenin icadı kimin fiilidir? İcadı Allah'ındır. O harekenin kendisi abde olan nisbetine kesip denir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Burada nasıl oluyor zaman hocam? Allah bir şey dilemezse tabi. Abdin... Yani abdin dilemezse de Allah'ın meşiyeti takdim. Yok. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Yani abdin bir şey dilemesi ile Allah'ın dilemesinden kopuk olamaz. Yani abd bir şey istemiş ise Allah da onu ne etmiş? İstemiş. O zaman Allah ile onun arasındaki meşiyetler fark nedir? O abdin meşiyetine onun ihtiyarisi diyoruz. Onun eyleme dökülürse ona kesim diyoruz. Allah'ınkine irade diyoruz. Eyleme dökülürse ona fiil diyoruz. Halk diyoruz. Yani aslında abdin meşiyeti de Allah'ın meşiyetinin haricinde olamıyor neticede aslında. Şimdi Allah'ın abdin meşiyetinin halkı da Allah'dır. Bak tamam. Demedik aynı fiil. Bu abdin bu hani el gidip gelmesi bu görünen kısım. Abd bununla mükellef değil mi? Bununla mükellef. Bu bile bunun icadı bak bunun icadı Allah'ın fiilidir. Ama bu harekenin kendisi abde nisbetine kesip denilir. Şimdi hani bunun eli gidip geliyor ya Allah bu hareketi icat ederken abla bak irtibatı var. Kunnedir. Onun eli gidip geliyor. İşte bu elin gidip gelmesi bizim kesb dediğimiz budur. Harekenin icadı değildir. Bak harekenin el gidip geliyor ya adam birine bıçak vurdu öldü. Bu elin gidip gelmesini kim yaratıyor? Allah. Allah yaratıyor. Peki abdın burada müdahalesi nerede var? Abdin burada müdahalesi bu harekede var. Harekenin icadında yoktur. Harekenin kendisinde var. Nasıl harekenin kendisinde var? Allah'ın icat ettiği hareke nerede icat etmiş? Onun elinde icat etmiş. Abdin burada bir müdahalesi var. Bak, ihtiyari var.
Biz bu ihtiyarına ne diyoruz? Kesip diyoruz. Yani kesip ile halk arasında zaten alimler de gidip gelmişler. Böyle somut bir şey değil. Yani kesip ile halk aynı şey. Onun abda nispeti olan kısma kesip denilir. Allah'a olan kısma halk denilir. Bu harekenin yaratılması, bak bu harekenin icadı bu nedir? Bu Allah'ın fiilidir, icat. Ama harekenin kendisi abda olan nispetine ne deniliyor? Kesip deniliyor. Şimdi o nispet abdin... O nispet nedir? Meyalanul kalb midir? Arzu müdür? Veyahut da onun o cüz-i ihtiyari denilen şey midir? Orada ihtilaflı tabirler kullanılıyor. Ama meyalan da olsa yine Allah'ın meşiyetinden çıkamıyor. Zaten çıkamıyor. Bak icaz zaten Allah'ındır. Çıkamıyor. Allah'ın meşiyetinin dışında olma. Abdın meşiyeti Allah'ın meşiyetine yine bağlı. Abdın fiili kesbi yine Allah'ın halkına bağlı. Yani kulun bağımsız olduğu bak kesbi de Allah abdın kesbi Allah'ın kesbine bağlı değil, halkına bağlı değil mi? Yani abdın kesbi Allah'ın halkı olmadan olmaz. Abdın meşiyeti, Allah'ın meşiyeti, Allah'ın o meşiyetinin halkı olmadan yine olmaz. Yani meşiyetin halkını demiyorum ben. Tam meşiyetin halkı, kulun meşiyetinin halkı Allah-u Teala'nın halkı. Tamam. Kulun meşiyeti Allah-u Teala'nın meşiyetinin tahtındadır. Dediğim zaman وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهُ تَيَانَ Orada yani sizin meşiyetiniz ile Allah'ın meşiyetinin arasında irtibat var. Yani sizin meşiyetiniz Allah'ın meşiyetinden kopmuyor. O onu ifade ediyor. Selam Seyyid Şurani Şermagal Mevakıf'ta bir cevap vermiş. Demiş ki بِأَنَّ الْتَكْلِيفَ دَاعٍ لِلْعَبْدِ اِلَا اَنْ يَخْتَارَ الْفِعْلَ لِيَخْلُقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْفِعْلَ عَقِبَهُ عَلَى حَسَبِ جَرِ الْعَالَى Aynı öyle. Abd fiili ihtiyar ediyor. Abd niye fiili ihtiyar ediyor? Ta ki Allah onu ihtiyarı doğrusunda yapsın. Ama abdın ihtiyarıyla yine Allah halk ediyor. Yani çok nazik bir nokta. Abdın ihtiyarının halıkı da yine nedir? Yine Allah'dır. Abd bir fiil istiyor ki Allah onu yapıyor. Abdın o istemesinin halkı yine Allah'ındır. Ama istemesini de Allah-u Teala istemiştir. Yani. Diyorum o istemesinin halkı... Onun değil. İhtiyarı sebebi. Allah-u Teala onun abdün meşiyetini meşiyet etmiştir. Sen o lafa gitme. Bir halka gel. Şimdi diyelim abd bir fiili ihtiyar ediyor. Hı-hı. Allah da onun şekil yapıyor. Öyle değil mi? Abd ihtiyar ediyor, Allah yapıyor. E abdın ihtiyarını kim yaratıyor? Yine Allah. Yine Allah yaratıyor. Ama ala hasebi cennet. Peki ihtiyar ne demek? İhtiyar yani abdın temayülüne, Allah'ın abdın ihtiyarını yaratması abdınınla irtibatlidir. İrtibatlı olduğu için abd orada sevap ikabmamışsa olur. Yoksa o abdın ihtiyarının faali de yine Allah'tır. Niyet bahsine girer artık. Tamam. Yani her şey faali Allah. Yalnız sadece bu halk ile kesip arasında böyle somut bir şey yok. Ha. Benim kanaate vardığım abdın bir fiili ihtiyar etmesi onun fiilidir. Onu yaratmak Allah'ın fiilidir. Ha abdın ihtiyarı da gene faali kimdir? Gene faali Allah'tır. Tam cüz'i irade var ya. Ha o cüz'i irade yani o cüz'i iradenin halkı yine Allah'tır. Yine Allah. Kulli irade Allah'tır. Yani gaye bir fiil, abdın müdahalesi var. Bu inkar edilmez. Abdın da medhali var, abdın da medhali var. Allah'ın medhali bellidir, icadır. Abdın medhaline biz ne diyoruz? İcad desek münasip değildir. Onunkine biz kesip diyoruz. Ha o kesip ile icad, halk dediğimiz iki şey, biri abdın, biri Allah'ın. Aradaki fark nedir? Aradaki fark tabirle ifade kolay kolay edilmiyor. Kolay kolay ne olmuyor? Abdın böyle hani bir mel etmesi, bir arzu etmesi, bir teşebbüs etmesi. Hani abd elini kaldırmak istiyor. Allah kaldırıyor. Bak abd elini ne etmiş? Kaldırmak istemiş, arzu etmiş. İşte abdan ismet edilen kısım, kesim dediğimiz budur.
Yoksa abd o harekeyi yapmaz. Cüz-i ihtiyari dediğimiz sanki o harekenin kendisidir. Abd onu yapıyor. Abd onu da yapmıyor. Halkul Kudra yine Allah Teala'dır. Abd'ın kim mi? Yine Allah'tır. Neyse dersi çok uzattı. Onun mevzusu aslında burası değil. Kulna inna Allah Teala arada minhumel küfre vel fiske bi ihtiyarihima. O zaman fela cebre, cebri yok ki. Kema ennehu alime minhumel küfre vel fiske bi ihtiyari. Şimdi Allah-u Zülcelal küfür, fıskı, ihtiyarıyla bilmiyor mu? Şimdi Allah-u Zülcelal bilmiyor mu? Abd kendi ihtiyarıyla küfür, fıskı ihtiyar etmiş. Biliyor. Allah'ın ilmi, abdın küfür, fıskı ihtiyar etmesine, taluk etmesinde bir cebir var mı? Yok. Yani Allah bilmiş ki abd kendi ihtiyarıyla fıskı, küfür ihtiyar ediyor. Allah'ın ilmi buna taluk etmesine bir cebir olur mu? Olmaz. Allah'ın iradesi, kudreti abdın küfür fıskı ihtiyarıyla yani küfür ihtiyarıyla onun küfür fıskına taalluk etmiş. Nasıl ilmin taallukı cebri gerektirmiyor? Allah'ın irade kudretinin de abdın küfür fıskına taallukı ne gerektirmiyor? İcbari gerektirmiyor. Anlaşıldı değil mi? Yani Allah küfür fıskı abdın ihtiyarıyla olan küfür fıskı bilmiş. Allah'ın iradesi abdın ihtiyarıyla olan küfür fıskı taalluk etmiş. Allah'ın kudreti abdın ihtiyarıyla olan küfür fıskına ne etmiş? Taalluk etmiş. Burada icbar yoktur. İcbar olmayınca velem yelzem teklifül muhalli. Teklifül muhal da lazım gelmez. Öyle değil mi? Teklifül muhal lazım gelmez. Ne zaman lazım gelirdi? Abdın ihtiyari medhali olmaksızın Allah onun bir fiilini irade etseydi, kudreti taalluk etseydi o zaman abdın gücün dışına çıkardı, teklif-i malla yutak yapılırdı. Ama Allah'ın iradesi, kudreti, ilmi, abdın ihtiyarıyla olan fıs-ı küfre taalluk ettiği için icbar yoktur. Yuridu enne ilmel hakkı subhanehu kad sebeke bi küfril kafiri ve fıs-ı fasıkı bi ittifak el-i sünnet vel mu'tezileti. Yani mu'tezileler ile el-i sünnetin ittifakınca Allah'ın ilmi ezelde kafirin küfrüne fasıkın fıskına taluk etmiş mi? Etmiş. Peki değişmesi mümkün mü? Ve la şeke enne tegayyüre ilmi muhal. İlmin tegayyüre muhaldı. Ve teklifül aciz bima la yestatir bi ittifakı tarafeni. Yani bir kişi aciz olduğu şeyden dolayı mükellef kılınması bu da nedir? Bu da muhaldır. O zaman fikirsel irade la tücibul cebre. İrade de cebri ne etmiyor? Gerektirmiyor. Anlaşıldı değil mi? Allah'ın ilmi ezelde kafirin küfrüne taalluk etmiş, etmiş. Değişir mi? Değişmez. Allah'ın iradesi kafirin küfrüne bir ihtiyariye taalluk etmiş, etmiş. Bu da değişmez. Değişmeyince sanki Allah yazdığı için artık değişmiyor. Allah onun ihtiyarına yönelik. Hani Allah kafirin küfrünü ihtiyarına yönelik bilmiş. Ezelde değişir mi? Değişmez. Cebri gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Allah'ın iradesi kafirin küfrü bir ihtiyariye taalluk etmiş. O da değişmiyor. Değişmiyor. Ha değişse de demek Allah bir şey irade etti. Abi vazgeçti. Allah da geçti. Haşa böyle bir şey olamaz. İlmi de değişmiyor. İradesi de değişmiyor. Ama ilminin taalluku, iradesinin taallukunun sebebi abdın ihtiyaridir. Abd o ihtiyarından dolayı cezalanıyor. Yoksa o fiyalın halkından dolayı değil. Halk Allah yapıyor. Oldu. Namaz kılıyor abd. Ya o namaz kılma halkını Allah yapıyor. Abd ezelden namaz kılmayı irade edeceğini Allah bilmiş. İradesi o şekilde taluk etmiş. Kudreti o şekilde taluk etmiş. İlmi o şekilde taluk etmiş. Değişmez. Yani Allah haşa İnsanlar gibidir, bir şey bilmiş, irade etmiş, sonra kararını değiştirir. Allah hakkında böyle düşünülmez. Onun için değişmiyor. Yoksa Allah abd-i cebri yapıyor. Abd artık yapmama şansı yok, öyle bir şey değil. Bila teşbih, şimdi bu masa uzun ya, 3 metre uzun diyelim. Eğridir, yuvarlak bir topu bıraksan. 1000 metre diyelim, bu top buradan yuvarlandı. Dereye daha varması belki 10 dakika, 20 dakika, 1 saat sürer.
Adam diyor bu top dereye varıyor. E topun varmama şansı var mı? Var. E cebir midir? Hayır. Haber veren kişi geleceği bildiği için diyor top dereye varıyor. Allah-u Zülcelal ezelde, tabi onun ki buna benzer de değil, ezelde her şeyin nereye varacağını şeksiz şüphesiz bildiği için ilmi de o şekilde taluk etmiş, iradesi de o şekilde taluk etmiş, kudresi de o şekilde taluk etmiş mi değişmez. Cebir Allah'ın iradesinde, kudretinde yoktur ki nasıl ki ilminde yoktur. Oldu. Vel-mu'teziletu burada duralım. Vel-ibadeye gitsek fazla olur. Burada duralım, yarın da onu bir ders yaparız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve... Ya lügati arabiyyetun hasbi bi enneki mantıki